Ben Yusuf'u gördüm mesela rüyamda. Beraber koşuyordum. İnsan rüyasını nasıl hatırlamaz? Ben böyleyim işte. Görsem de hatırlamam. Hemen uçar gider işte. Ya sen ama takıldın mı mevzuya? Ben rüyalarla uğraşmam kızım. Gerçekleri rüya gibi yapmaya başlarım. Bu esprileri kabus gibi ama. Gel gel. Hadi geç kalmayalım. Hadi. Anacığım. Hayırdır böyle cümbül cemaat? Nereye gidiyorsunuz? Eyüp Sultan'a gidiyoruz oğlum. Öğlen orada kalayım, dua edeyim istedim. Ama Nazım bizimle gelmiyor. Onun dışarıda başka işi varmış. İşim var biraz. Anneciğim, şunu da sırtına koyayım işime. Sağ ol. O zaman biz de hazırlanıyoruz. Bekleyin. Hayatta olmaz. Nana sana gece kaç kere sirkeli sular taşıdı, haberin var mı? Dinleneceksin. Başka zaman da beraber gideriz. Cennet anne haklı. Dinlenmen lazım. Daha tam iyileşmedin. İyi. Evde dinleniyoruz o zaman. Siz bizim için de dua edersiniz. Etmez miyiz hiç? Senin o güzel gönlünden geçen her şey için dua ederim. Merak etme. Hadi hadi oyalandık ama çıkalım. Hadi görüşürüz Kılıç ailesi. Hoşça kalın. Allah kabul etsin. Peki biz ne yapacağız? Benim planım belli. Hanımla baş başa olaysız sıradan bir gün geçireceğim. Evlendik evleneni böyle bir günümüz olmadı. Bence yeni ateşin çekti. Gerçek bir çift değiliz biz. Unuttun mu? Unutmadım. Ama herkes bizi gerçek sanıyor. Esnaf dedikodu çıkarmış. Nasıl gelin oldular? Hiç Üsküp gelini gibi değil diye. Bugün bu konuda danışmalık yapacağım sana. O yüzden ver şu elini doğru mutfağa. Önce kahvaltı, sonra iş başı. Gel gel. Aa, Nazlı arıyor. Alo Nazlı, iyi misin? Bir yaramazlık sıkıntı yok değil mi? Aşk olsun. Ben seni sadece sıkıntım olduğunda mı arıyorum? Ya yok tabii de ne bileyim ben öyle bir an işte panikledim. Neyse ne diyeceğim. İşin yoksa bizim kafede oturalım mı biraz? Sen de bir şeyler konuşmak istiyorum. Tabii tabii hemen gelirim. Nazlı şey diyecektim bir yarım saat sonra olsa olur mu? Olur. O zaman yarım saate görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Nazlı benimle ne konuşacak ki acaba? Hadi oğlum Mert. Kaportayı toplamak için yarım saat vaktin var. Hadi bakalım. Alo. Savcım nasılsınız? Ezgi'nin cinayetiyle ilgili getirdiğin bilgilere bakıyorum. Pek faydalı oldu bu bilgiler. Teşekkürler. Başka bir gelişme var mı? Maalesef savcım. Ben de sizde vardır diye umuyordum ama. Henüz yok. Kaçırdığımız bir şey var mı diye tekrar tekrar bakıyorum dosyaya. Kara komiser. Seni bu dava konusunda fazla zorlamış olmuyorum değil mi? Sonuçta kendi yetkilerini kullanarak cinayet büroden alıyorsun bu bilgileri. Sonra başın ağrımasın. Hayır savcım. Ben bunu isteyerek yapıyorum. Aynur için. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler.
Başka bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamamdır. Bir ipucu bulmalıyım. Onun inancı kırılmadan bir ipucu bulmalıyım. Rahatsız ediyorum. Sizin işleriniz vardır ama şu mobeselerle ilgili kayıtlar çıktı mı ortaya? Onları merak ettim. Nasıl diyeceğim görüntüler silinmiş diye? Henüz yok. Geç olsun da güç olmasın. Gerçekler er ya da geç çıkacaktır ortaya. Gerçi böyle diyorum da tüm gece uyuyamadım Sinan Bey. Korkunç bir kabus gördüm. Kelepçeleyip gözaltına alıyordu beni polisler. Korkma, öyle bir şey olmayacak. İnşallah sayenizde aklanacağım bu suçlamada. Aklanacaksın tabii. İnan buna. Bu arada evde çalışıyorum. Gelip bana destek olabilir misin? İşlerine burada devam edebilir misin bugünlük? Yani hem kafan dağılmış olur. Tabii ki gelirim. Zaten burada duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ne yemek yapmamı istersiniz? Ona göre alışverişi de halledeyim. Hiç fark etmez. Sen yapsan yeterli. Teşekkür ederim. Şey ama Işıl Hanım evdeyse şey olmasın? Burası benim evim ve kararları ben veririm. Annem teyzemle gitti zaten. Tamam o zaman. Belki görüntülerle ilgili güzel haberi de beraber alırız. Bekliyorum. Telefonda söyleyemezdim. Yalnız olmamalı bunu duyduğunda. Hem Adalet Hanım da duyarsa kötü olur. Hadi bakalım Nana Hanım. Bugün menüde üsküp böreği var. Babaannem üsküp gelinin hası. Böreğinden anlaşılır derdi. Hadi bakalım. Ben üsküp gelini miyim, Gürcü gelini? Bilmiyorum börek yapmayı. Sen Gürcü kızı ve üsküp gelinisin. Üsküp gelin olmak kolay. Üsküplüye varman kâfi. Sen işin o kısmını tamamladın. İşin en zor kısmıymış meğer. Kolay kısmını da bugün öğreneceğim. Rahmetli babaannem haftada bir açardı muhakkak. Gel bakalım. Şu saçları toplayayım. Tokayı versene. Şöyle ya. Yakıştı da bak. Şimdi tam üsküp gelin olur.
Sırf cennetini mutlu edeyim diye yapıyorum. Öğreneyim de sevinsin. Kaynanamı seviyorum diyorsun yani. Bir laf vardı biliyor musun? Kocasını seven kaynanasını da seviyormuş. Uydurma. Öyle bir laf hiç duymadım ben. Dur deli dur. Böreği açarken kullanacaksın onu. Hadi bakalım. Şimdi önce unu dök, ortasına çukur aç. Kolları da sıvamayı unutma. Dök, dök. Yeter mi? Hı hı. Hı? Bunu yapar da öğrenince. Selam Nazlı. Geç kaldım kusura bakma. Son anda iş çıktı da. Mert, bu ne şıklık? Müşteriden herhalde. Yok ya, her zamanki halim. Mert, seni buraya çağırdım. Çünkü desteğin için teşekkür etmek istedim. Ha. Anladım. Ondan. Ama bu teşekküre gerek yok. Yani ustam zaten parayı almadı, kendisi halletti. O yüzden ben bir şey yapmış sayılmam yani. Olur mu öyle şey? Yardıma ihtiyacım olduğunu duyduğunda tereddütsüz imdadıma koştun. Hatta başına neler geldi. O yüzden ben de teşekkür için sana pasta ısmarlamak istedim. Yok, o dediğin olmaz. Ya sana hesap ödetmem, delikanlılığa sığmaz ya. Bırak raconu delikanlı. Teşekkür için bu. Ya yok Nazlı, o dediğin olmaz. Bak sen ödeyeceksen hesabı hemen kalkıp gidelim. Tamam pes. Amma da inatçıymışsın. Buyurun hoş geldiniz. Meyveli pasta var mı? Sen de mi meyveli seviyorsun pastayı? Ortak bir noktamız çıktı. Evet. Daha neler neler var belki de. Yavaş yavaş. Öğreneceğiz belki de kim bilir. Limonata? Severim. Bak iki oldu. Bize iki tane meyveli pasta, iki tane limonata. Tamamdır. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız? Siz hiç işinizden olmayın. Ben hemen şunları mutfağa bırakayım. Sonra. Önce konuşmamız gerek. Tamam. Ne oldu Sinan Bey? Yoksa mobese görüntüleri mi ortaya çıkmış? Maalesef hayır. Cinayet saatinde olması gereken 5 saatlik görüntü yok. Yok derken yani henüz bulamamışlar mı? Bulmuşlar ama o saatler arasındaki kayıt güya bozukmuş. Muhtemelen katilin bağlantıları yok etti. Ama Sinan Bey, o görüntüler benim doğruyu söylediğimin tek ispatıydı. Masum olduğumu nasıl kanıtlarım yoksa? O savcı zaten inanmıyor bana. Yanarım ben. Hayır, dinle beni. Bak büyük bir kanıttan mahrumuz, evet. Ama yine de korkacağın bir şey yok. Ezgi'nin evine girmediğini gösteren kanıt olmadığı gibi... girdiğini gösteren kanıt da yok. Şimdi... herhangi bir ihtimale karşılık sağlam durabilmen için olay üzerinde detaylı bir şekilde çalışacağız. Ve bir de
sana iyi bir avukat bulacağız. Merak etme. Davanın her adımında yanında olacağım. Ama seni savunması için bir avukat bulmamız şart. Teşekkürler. Afiyet olsun. Unutmadan. Bu sana. Bana mı? Mahcup ettin. Teşekkür ederim. Küçük bir şey. Seyyar satıcı bir kız yapıyordu. Ben de hoşuna gideceğini düşündüm. Gitmez mi ya? Teşekkür ederim. Şimdi ben sana borçlanmış oldum. Kusura bakma, meyveli pastamızdan bir porsiyon kalmış. Olsun, paylaşırız. Yok, sen ye. Ya, boğazımdan geçmez vallahi. Alır mısın lütfen? Bana bir çatal yeter. Ya olmaz, beraber yiyeceğiz dedim. Mert, sen ne kadar fedakarsın ya. İyi ki varsın. Sen de iki varsın Nazlı. Nazlı. Hatta ben uzun zamandır aslında seninle konuş... Alo Kaan. Aa, bir saat sonra mıydı o ya? Tamam tamam, geliyorum hemen. Mert, çok özür dilerim. Ya hastaneden doktor bir arkadaş Kaan. Plan yapmıştık, sinemaya gidecektik. Bir saat sonraymış film, anca yetişirim. Kalksam kusura bakmazsın değil mi? Yok Nazlı, tabii. Kalk sen. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Telafi ederiz sonra. Nereden çıktı lan bu Kaan? Çıvık oldu. Az daha onun lazım. Düş. Ha, biri un ekliyoruz zaten ama olmuyor işte, olmuyor. Oluyor oluyor. Ne yaptın? Her yeri una buladın. Gel buraya. Tamam, tamam. Sağ ol. Oldu oldu. Az daha uğur. Düşmanların canını çıkarır gibi. Şimdi işin zor kısmına geldik. Yufka açacağım. Böl hamuru dörde. Evet. Bak biliyorsun. Al şimdi çok sevdiğin oklavayı, aç bakalım. Niye en zorundan başladık? Ben anlamam dedim sana. Ama bak, oklavayı başka türlü kullanmayı biliyorum ben. Gelinin deli olduğunu unutmuş. Sakin. İndir bakalım onu, indir. Hamura bastırıp ileri geri açacaksın.
zordur. Öyle değil. Bak böyle. Hamuru nazik çektireceksin. Ama kararlı da olacağım. Yoksa açılmaz. Sen iyi biliyorsun. Biliyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ama ben anlatacağım sana, merak etme. Rahat. Güzel olacak, güzel. Fırına mı atıyoruz? Aynen öyle. Yeterli mi bu derece? Hayır. 150'de olacak. Börek tamam. Bitti sayılır. Burası da sende artık. Hı? Kula gelsin. Öncelikle olayı baştan anlat. Adalet ablamın ilacıyla birlikte deterjan almam gerekiyordu. Unutmuşum. Toptancıdan alayım diye geri döndüm. Tam tenha bir sokağa girmiştim ki Ezgi Hanım çıktı karşıma. Saldırdı bana. Seni neyle suçluyordu? Şu hayatta en istediğim şeyi, Sinan'ın karısı olma şansını aldın elimden. Kene gibi yapıştın, bırakmadın peşini. Şey, söylemek istemiyorum. Eğer burada söylemezsen, mahkemede söylemek zorunda kalırsın. İkinizin arasına girdiğimi söyledim. Ama çok kötü cümlelerle. Anlıyorum. Bir görgü tanığı var, kağıt toplayıcı. Ezgi'yi ittiğini görmüş. Siz ona layık değilsiniz demişsin. Sinan Bey, bunları konuşmak benim için çok zor, gerçekten. Haklısın ama başka çaremiz yok. Yani bu ayrıntıları bilmem çok önemli. O an neler oldu?
Sinan'ın gözünü nasıl boyadın ha? Senin gibi bir hizmetçi parçasına bakmazdı o. Şimdi zafer kazandım sanıyorsun. Masal gibi bir aşk yaşayacağını falan düşünüyorsun. Ama ne olacak ben sana söyleyeyim. Yakışıklı prens senin Cinderella değil sinsirelle olduğunu duyunca tüyecek. Kendinize gelin. Sizi kandırmakla suçladı beni. Dayanamadım ben de. Çok ağrıma gitti. Kendimi kurtarmak için canavliyle ittim onu. Kızdım ona. Sonra? Son sözleri ne oldu? İşte itiraf ettin. Seviyorsun Sinan'ı. Evet seviyorum. Ama sizin gibi sahip olma hırsıyla değil. Hiçbir karşılık beklemeden seviyorum. Siz bunu anlayamazsınız tabii. Çünkü onu gerçekten sevmiyorsunuz. Sadece bir eşyayı ister gibi istiyorsunuz onu. Sizi gerçekten sevmediğini söyledim. Gerçek sevgiyi biliyorum ben. Böyle olmaz dedim. Ben bir su içip geleyim. Sana tüm bu hengamenin içinde söyleyemedim. Bu kavgayla ilgili kendini asla suçlamayacaksın. Çünkü ona söylediklerinde sonuna kadar haklıydın. Gerçek sevgi böyle olmaz. Onunki sadece hırstı. Bu yüzden saldırdı sana. Başına tüm bunlar geldiği için çok üzgünüm. Bu senin suçun değil. Asla değil. Çok yedim. Elin lezzetliymiş. Bilmesem Bahide Sultan dirildiği de yaptı diyeceğim. Cennet anne de beğenir mi sence? İlla kanan beni beğensin diyorsun ha. Kocam beğendi kocam. Yetmez mi? Şimdi de biraz genel kültür. O ne? Üsküp'le ilgili bir kitap. Kocanın memleketini tanıman lazım. Gel şöyle yanıma. Kurtuluş yok. Sen oku yalnız. Ben dinlerim, yoruldum. Tam da öyle uzak durma. Yaklaş. Resimlerine bakarsın. Çok güzel bizim oralar. Balkanların incisi Üsküp, Kuzey Makedonya'nın başkentidir. Şehir ortasından geçen Vardar Nehri ile ikiye bölünmüştür. 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında kalan şehirdeki Türk etkisini her alanda görmek mümkündür.
Üsküp'ün en meşhur özelliği ise yiğit delikanlılarıdır. Cesaretleri karizmalarıyla nam salmışlardır. Üsküp delikanlısına bir bakan daha da onu aklına çıkaramaz. Atma, bunlar yok kitapta. Uyduruyorsun. Bunların kitapta yazmaması onların ayıbı. Ayrıca Üsküp'ün gelinlerinin özellikleri de eksik bu kitapta. Onu da ben anlatayım istersen. Hepsi dünya güzeli olur. Çaylar bitmiş. Ben bir çay koyayım. Evet. Olay günü yaşananların üzerinden ayrıntılı bir şekilde geçtik. Bak, bir kez daha söylüyorum. Savcı seni suçlasa bile elinde hiçbir delil yok. Sen sadece Ezgi ile aynı yöne yürümüşsün. Sonra da tepelik bir yere gitmişsin. O tepelik yerdeki mobese kayıtlarını kontrol etmedik. Sen ıssız demiştin. Ama yine de baktırmalıyız. Tabii ya. Bunu neden düşünemedim ki? Doğru. Cinayet saatinde oraya gidip orada oturduğum ortaya çıkar. Ama Sinan Bey, o savcı bana oranın adresini sormuştu. İnceleme yapmamışlar mıdır? O savcının işini doğru düzgün yaptığından büyük kuşkum var. Bizzat ben ilgileneceğim bu konuyla. Alo. Evet, ben bakıyorum. Aradığınız belge bende. Birazdan gönderirim. İyi günler. Başka bir dava ile ilgili. Benim şu belgeyi bir an önce göndermem gerek. Tabii Sinan Bey. Siz işinize bakın. Ben de yemeklere geçeyim. Sen, senin burada ne işin var? O kanlı ellerinle bu evde olamazsın. Benim vicdan mahkememde sen çoktan mahkum oldun. Oğlum gerçek yüzünü göremiyor olabilir. Ama adalet seni elbet yakalayacak. Ay anne, iyi ki gittik vallahi. İçim açıldı. Hayır, vallahi benim de öyle. Haftaya gene gideriz. Gidelim annem. Durun bir kahve söyleyeyim. Yorgunluk kahvesi ha? Yok kızım. Ben Ümmiye teyzenlere gideceğim, zahmet etme. Ben seni bırakayım anne. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Hayırlı işler kızım. Sağ ol annem. Çok şükür her şey yoluna giriyor. Dükkanı da bayağı boşladım. Biraz toparlayayım. Ay. Ah Sibel, hoş geldin gülüm. Hiç hoş gelmedim. Rüstem abiler komşumuz. Onlardan duydum. Kardeşinin yaptıklarını. Ya sen masummuşsun. Entrikanın başısın sen be. Ortaktınız değil mi Semih'le? Nasıl kıydınız Poyraz'a? Ha? Nasıl? Ne diyorsun kız sen? Gençken geldim ben bu aileye daha. Hepsini ailem bildim. Onları korumak için kendi kardeşimi yaktım. Sen bana iftira atamazsın. Yolarım! Ailem güvenmiş bana. Sen kim oluyorsun da sorguya çekiyorsun? Çık! Çık dışarı!
Efendi gibi özür dilemeden de bir daha gözüm görmesin seni. Abla ben çok özür dilerim. Poyraz söz konusu olduğu için biraz sarsıldım. Sinirlerim bozuldu, saçmaladım. Kusura bakma. Affet. Allah'tan affedici bir kişiyim var. Ama bir daha haddini aşarsan yüzüne bakmam Sibel. Söz abla. Bir daha asla kırmam seni. Neyse ben kaçayım artık. Sonra şey yaparız. Elimde kalacaktı gerizekalı. Ama dur. Ben elbet sahalara döneceğim. Herkese haddini bildireceğim. Kimse merak etmesin. Ama az daha dişimi sıkacağım. O kadar. Sana ne dedim? Dik duracaksın. Sen masumsun. Bin kişi de seni suçlasa masum olduğunu unutmayacaksın. Haklısınız. İzninizle Işıl Hanım'a söylemem gereken şeyler var. Sen nasıl girersin bu odaya? Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Hayır. Siz beni dinlemeden çıkmayacağım. Ezgi Hanım'ın ölümüne ben de çok üzüldüm. Benim vicdanımda değil bir insanın canına kastetmek bir karınca bile incitilmez. Ezgi Hanım'la Sinan Bey'in ayrılma sebebi de asla ben değildim. Yeter. Onunla en son sen konuşmuşsun. Sen kavga etmişsin. Ortada her şey. Ama onun cesedini bulan da sizsiniz. Aslında sizin de benim kadar çok sebebiniz var. Kendisi her şeyi sizin planladığınızı anlatmış, aslında yürüyebildiğinizi ifşa etmişti. Hatırlarsanız. Ona kızmış olamaz mısınız? Sen ne cüretle beni böyle bir şeyle suçlayabilirsin? Nasıl? Yapmadığınız bir şeyle suçlanmak çok zormuş. Değil mi Işıl Hanım? Bakın beni sevmiyor olabilirsiniz. Ama Ezgi Hanım'ın katili bulunana kadar ön yargılarınızı bir kenara bırakın lütfen. Bırakın ki gerçek katil bulunabilsin. İşte böyle. Böyle dimdik duracaksın. Gel hadi, çalışmaya devam edeceğiz. Haklısınız. Ama izin verirseniz bir Nana'nın sesini duymaya ihtiyacım var. Şükür Aynur. Aradım açmadın. Merak ettim seni. Hem de öyle çok şey oldu ki sana anlatmam gereken. Al benden de o kadar Nana. Ama önce sen anlat. Benimki uzun sürer. Sesi nasıl heyecanlı geliyor? Yok. Hiç üzemem şimdi onu. Ben en sondan başlayacağım. Dün gece neler oldu bilsen. Poyraz ateşi çıkınca hemen uykuya daldı. Sonra elimi tutup sayıkladı. Seni seviyorum dedi. Ama şimdi hatırlamıyor rüyasını. Acaba bana mı dedi? Ne dersin? Demek o yüzden rüyamda kimi gördüğümü sordu bana. Madem öyle, bir de öğrenirken duy seni nasıl sevdiğimi.
Sinan Bey? Yardıma geldim. Siz yeterince yardım ediyorsunuz zaten Sinan Bey. Gerek yoktu. Artık endişelenmeni istemiyorum. Yani şu an savcının elinde bir şey yok. Seni hiçbir şeyle suçlayamaz. Fazla bile yoruyoruz kendimizi. Sadece hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Soğan yüzünden bile olsa gözyaşlarının akmasını istemiyorum. Kusura bakmayın Sinan Bey ama çok kalın doğruyorsunuz. Bunu biraz inceltir misiniz? İşte bu. Tek derdim bu olsun. Böyle kötü şeylerden konuşmak yok. Anlaşıldı mı? Aynur Altınbaş. Benim. Savcı Baran. Köşeye kıstırdım seni Sinan Aysan. Eline hiçbir koz vermeyeceğim. Canını en çok yandığı yerden yakacağım. Bulaşıkları yıkadım. Ama sen niye ayaklandın? Hatırladım rüyamı. Öyle mi? Öyle. Rüyamda birini gördüm. Bana bir şey söyledi. Çok önemli bir şey söyledim hem de. Kimi gördün? Hay kapısına da telefonuna da bir bitmediniz. Ondan. Pelin. 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 Thank you.
Sinan Bey, ben yapmadım. Ben katil değilim, yemin ederim masumum. Adalet yerini buldu nihayet. Anne, karışmayın lütfen. Odanıza dönün. Sen hiç masum birinin özgürlüğünü elinden aldın mı? O savcı da doğru olanı yapıyor. Kendini kandırma, bu iş bu kadar. Kurtulabileceğini mi sanıyordun? Ellerinde Ezgi'nin kanıyla özgürce yaşayabileceğini mi sanıyordun? Umarım alabileceğin en ağır cezayı alırsın. Lütfen söyler misiniz? Aynur Hanım'ı neye dayanarak gözaltına alıyorsunuz? Dosya kapsamında yeni bir delil bulunduğunu biliyorum. Ama içeriği hakkında malumatım yok savcım. İzninizle. Ben de geliyorum. Denklem doğru. İşlem doğru. Ama sonuç yanlış. Hayatımın en büyük hesap hatası. Kalpte matematik işlemiyor. Birini seviyor. Ama açılamıyor mu yoksa? Her şey yanlış anlamışsın. Onu çok eski bir mevzu. Nasıl yani? Yeni yazdın sandım ben. Yanlış sanmış. Her şeyi çözdün aklımca değil mi? Ama yanıldım. Eski bir hikaye diyorsun ha? Ne oldu peki? Sahibine ulaştı mı Lord? Bir kız vardı. Üniversitede. Pelin. Onu da ona yazmıştım. Olmadı. Bitti gitti o hikaye. Tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Rahatladım. Çok şükür. Yani. Üzüldüm. Üzülme. Hem sana ne yahu? Her iş bitti. Çöp çatanlığa başladın şimdi de. Özel hayat denen bir şey var. Az saygı göster. O Pelin değil mi? Yıllardır görmedim. Belki başında bela var. Poyraz. Güvendeyim değil mi? Güvendesin. Evet. Çok özür dilerim Poyraz. Bu şekilde kapına gelmek istemezdim ama gidecek yerim yoktu. Kaçmam gerek. Kimden kaçıyorsun? Abimden. Babamı geçen sene trafik kazasında kaybettik. Üvey abim Atakan holdingin başına geçti hemen. Başta her şey çok güzeldi. Ailecek iyi olmaya çalışıyorduk. Abim, üvey abim benim yanımdaydı. Ama çok geçmeden kendimde bir gariplik hissettim. Hırçınlaştığım,
korkuyordum. Uykusuzluk başladı. Sanki Pelin gibi değildim. Üzüldüğüm için herhalde dedim. Babamı yeni kaybetmiştik. Üvey abimi mutfakta hizmetçiyle konuşurken duydum. Babam öldükten sonra düzenli olarak ilaç karıştırmışlar yemeklerime. Mahkemeye kadar delirmesi lazım ki rapor alabileyim. Meğer her şey miras içinmiş. Babam ölmeden önce mirasının %60'ını bana bıraktığı içinmiş. Alçak herif.